Efendim merhabalar, ben Gül Özkan. Farklı Bakış'ın 95. bölümündeyiz. Yayında teknik bir arıza olduğu için yayını kestik. Şu anda yeniden yayına başlıyorum. Bugün bu bölümde güncel bir konuyu işleyelim istiyorum. Türkiye'nin önemli teknoloji şirketlerinden biri, Peak Games. Dün 41 kanalda dünyayı değiştirmek istiyoruz ve takım arkadaşları arıyoruz temalı bir reklam yayına girdi. Ancak bugün öğleden önce sosyal medyadan herkesle birlikte bu reklamın 2017 yılında Audi otomobil markasına ait reklamla çok benzerlikleri olduğu, hatta bazılarının birebir kopya olduğunu iddia ettiği ne öğrendi. Bunun üzerine de kampanyayı durdurduğunu açıkladı. Şimdi bu konu özellikle bir teknoloji şirketinin takım arkadaşı arama şekli, bu tarz yaratıcı işlerin kopya konuları gibi tartışmaları sebebiyle çok yönlü bir konu. Bunun sadece özellikle yaratıcı endüstrileri etkileyen kısmı ile ilgili birkaç görüş paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle isterseniz reklamı izleyelim. İzlemeyenler belki hiç görmemiş olabilirsiniz. Hayatta karşınıza neler çıkacağını asla bilemezsiniz. Ama sigorta şirketinizin her zaman yanınızda olduğu çok iyi. Efendim yaklaşık 3 dakika süren bu reklam dün bütün kanallarda aynı anda girince insanlar televizyonların hacklendiğini düşünmüşler. Kuşkusuz bu açıdan çok etkili bir reklam. Reklam Medina Turgul DDB ajansı tarafından hazırlanmış bir
reklam. DDB global bir ajans, çok önemli bir ajans. Ama aynı zamanda da şunu da belirtmeliyiz ki, ya da belirtmeliyim ki, Audi reklamı da, Audi Türkiye'de Medina Turgul DDB'nin kardeş ajansı DDB Trial'da ve bunlar aslında bir anlamda bir kardeş ajansın markasının reklamı, 2017'deki reklamı Medina Turgul tarafından yayınlanmış. Tabii bunlar hepsi iddia ya da kopyalanmış gibi bir tartışma ortaya çıktı. Şimdi bunu Peak Games marka olarak Twitter'dan paylaştıkları bir mesajda herkesle birlikte öğrendiklerini açıkladılar ve dediler ki biz bu konudan dolayı çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Hatta kendi ifadeleriyle karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız ve yaratıcı işlerdeki özgünlüğün önemini altını çizdiler ve bu konuyu yasal olarak hem Türkiye'de hem Amerika'da takip edebileceklerini ve sonuçları da paylaşacaklarını söylediler. Tabii ki teknoloji şirketi gibi özgünlüğün, inovasyonun, yeniliğin çok hassas olduğu ve takım arkadaşları aradığınız bir reklam konusunun böyle bir hikayesi oluşması cidden hem Peak Games'e hem de eminim DDB'nin şu anda dünyadaki bütün aşağı yukarı çalışan müşterileri tarafından öğrenmiş oldu. Şimdi dediğim gibi kampanya Medina Turgul DDB tarafından hazırlandı. Şu aşamada herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yaratıcı işlerde benzerlik, kopya konusu, esinlenme konusu inanılmaz çok tartışılan bir konudur. Her logo lansmanından sonra o logoya benzer logolar ortaya çıkar. Bu konularla ilgili web sayfaları vardır. Bu konu çoktur. Ancak bu reklam konusunda müziğinin dahi aynı olması, kullanılan karakterlerin dahi aynı olması sebebiyle büyük bir çoğunluk bunun kopya olduğu konusunda hemfikir. Ama tabii ki biz Peak Games ile Medina Turgul arasındaki anlaşmayı bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda ben çok yorum yapmak istemiyorum. Peak Games'i öncelikle böyle bir konuya, yani takım arkadaşı arama, insan kaynakları konusu, bu yeteneklere ulaşmak, Türkiye'de bir teknoloji şirketinin bütün kanallarda reklam çıkması açısından tebrik etmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle çok önemli bir ilk adım ya da bir strateji uyguladılar. Eminim ki bu stratejilerin bir sebebi vardır. Türkiye'de marka olarak bilinmek, belki yatırımcılar, belki başka açılardan Türkiye'nin yerel teknoloji şirketi olmak gibi belki stratejileri vardır. Bu konuları da daha mutlaka ilerleyen zamanda öğreniyor olacağız. Şimdi ekranımı bir dakika değiştirmem gerekiyor. Şimdi tabii işin strateji tarafı böyle olması bir yana, bunun ajans tarafındaki, hani Türkiye'de insanlar böyle bir tartışma başlayınca Türkiye'de diye başlayan bir sürü cümle kurmaya başladılar. Türkiye'de işte birçok şey kopya, Türkiye'de işte bu işler böyle yapılıyor gibi hemen böyle genel bir Türkiye eleştirisi başladı. Ancak ben bu yayını yapmamdaki bir sebepte geçen hafta Paris'te yine global bir ajansın Fransa CEO'su, ki bu ajans 500-600 kişilik çalışanı olan çok büyük bir ajans, benimle şöyle bir hikaye paylaştı. Bunlar bir Fransız markasına bir kampanya sunuyorlar. Fransız markanın, yani bu da global bir marka. Fransa CEO'su bunu okeyliyor, yapalım diyor. Ancak globaldeki CEO ya da pazarlama ekibi bunu kabul etmiyor. Ancak bir iki ay sonra bu ajans, bu marka aynı kampanyayı başka bir ajansla çıkıyor. Bunun üzerine de bu benim tanıdığım, aynı zamanda arkadaşım olan kişi de bu konularla ilgili ne kadar büyük sıkıntılar çektiklerini anlattılar. Dolayısıyla bu konu birincisi Türkiye'ye has bir konu değil. Belki Türkiye'de bu konudaki yasal kısıtlamalar daha az olabilir ama Türkiye ile sınırlamayalım bu konuyu. Şimdi dediğim gibi bu ilerleyen zamanda zaten konuyu daha detaylı öğreneceğiz. Ancak unutmamamız gereken önemli bir konu, biz global bir dünyada çalışıyoruz. Bugün Peak Games'in bütün yatırımcıları bu konuyu öğrendi. DDB
ki dünyada büyük bir ajans. DDB'nin belki çalıştığı aşağı yukarı müşterileri çoğu bu hikayeyi öğrenecek ve bu iki markaya da olumlu olumsuz bu yani reklamın iyisi kötüsü tartışmalarıyla belki bağlanabilecek bir konu. Olumlu olumsuz mutlaka bir etkisi olacaktır. Şimdi Farklı Bakış'ın 12. ve 13. bölümlerinde yaratıcı ajansların geleceği üzerine biz zaten bu konuları konuşmuştuk. Çünkü ben kişisel olarak bu konularla indirekt de olsa bağlantılıyım. Çünkü benim bir tasarım şirketi sahibiyim, yani tasarım işi yapıyorum. Dolayısıyla tasarımın bu şekilde reklamla, insanların davranışlarıyla ilişkisi açısından yaratıcı ajanslarla bugün kısmen bir indirekt bir rekabeti var. Bu açıdan hani bunlar ne kadar ulaşıyor, artık insanlar ne kadar bu konulara direkt bu şekilde satın almaya çalışıyor. Bunlar tartışılabilir konular. Şimdi ben yayını kapamadan bu konuyu başka bir noktaya bağlamak istiyorum. Özellikle reklamın içeriğiyle ilgili. Çünkü Peak Games sonunda teknoloji dünyayı değiştirme söylemiyle önemli yetenekleri bünyesine katması gereken bir şirket. Bugün ben de bir şirket sahibi olarak iyi yetenekli insanları bulmanın ne kadar zor olduğunu size yani belki ayrı bir programda anlatmam gerekiyor. Dolayısıyla bu insanlara nasıl ulaşabiliriz konusu, bu içerik nasıl olmalı konusu önemli bir konu. Çok direkt bağlantılı olmasa bile sizinle şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Geçen haftalarda Avrupa'da birçok lise öğrencisi climate change, iklim değişikliği sebebiyle ülkelerin kayıtsız kalması, devletlerin kayıtsız kalması sebebiyle sokaklara döküldü. Şimdi böyle bir gençlik var. Bunu tabii ki Occupy hareketleri, yani yaklaşık 10 yıldır olan Occupy hareketleri falan bahsetmeye hiç gerek yok. Çünkü Türkiye bunlardan bir tanesiydi. Ancak yani teknolojinin ya da gençlerin sadece bir DOS ekranı, işte teknoloji karakterleri, işte belirli fontlarla eşleştirmekten öte böyle bir gençlik bizi bekliyor. Yeni bir değer yapısı var. İnsanlara ulaşmak, yani bu gençlerin ne kadar teknoloji kullandığı ki, yani Z kuşağının daha az teknoloji kullandığını, satın almalarını daha az teknoloji üzerinden yaptığını biliyoruz. Bu insanların doğallık, özgünlük, reklam kavramlarıyla ilişkisini yeni baştan eminim bu ajanslar zaten milyon dolarlık bütçeler bunlar. Milyon dolarlık bütçeleri olan bu kampanyalarda eminim araştırıyorlardır ya da belki de araştırmıyorlar. Bugün aslında çok önemli bir konunun atlandığını hep beraber gördük. Bizim yani özellikle tasarım açısından bu değer yargıları çok önemli. Bu insanlara ulaşmak için, bu yetenekli insanlara ulaşmak için artık onların değer yapıları üzerinden iletişim kurmak gerektiği konusuyla konuyu bağlayayım. Dediğim gibi Farklı Bakış'ın 12. ve 13. konularında dijital ajansların geleceğini konuştuk. Bugün bir ajans hikayesiyle, büyük bir ajans hikayesiyle gün epeyce çalkalandı. Bu konu önemli bir konu. Birçok açısından Türkiye'deki beyin göçü, insanların yeteneklere ulaşmak, öte taraftan bunun reklam ama özgünlük nasıl değerler üzerinden yapılması üzerine konuşulabilecek çok güzel bir konu. Ben de bu programla tarihe bir not düşelim istedim. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta başka bir konuyla karşınızda olacağım. Bu programımı ve diğer programlarımı YouTube kanalımda ve kişisel web sayfam gülözkan.com'da bulabilirsiniz. İyi akşamlar.